Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de Danıştay kararını değerlendirdi. Bu karar alınırken 5. daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlar? FETÖ'cüleri aklamak vatana, millet ve adalete ihanet değil midir? Devlet Bahçeli ile devam edelim. Hürriyet gazetesinden görelim. Dilipaka ağır sözler söyledi grup toplantısında Devlet Bahçeli. MHP lideri hükümetin 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini 4 ay önce bütün ayrıntılarıyla bildiğini öne süren gazeteci yazar Dilip Ak'a ismini anmadan sert tepki gösterdi. Ahıva gitmiş bir yazar müsveddesi sosyal medya hesabından böyle bir iddia ortaya atmış. Bu şahıs iddiaların ispatını yapmazsa Savcıya ispatlamak zorundadır ve dünyanın en namert insanıdır sözlerini söylüyor. Şimdi haberimizi izleyelim. Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Abdurrahman Dilipak'tan da Bahçeli'ye cevap var. 15 Temmuz'a tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. Gazeteci Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz darbe girişiminin iktidar tarafından 4 ay önceden bilindiğini iddia etti. MHP lideri Bahçeli'den geldi tepki. Sözcü televizyonuna konuşan Dilipaksa ise Bahçeli'ye yanıt verdi. Şayet bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır. Kendisi açısından talihsiz. Savcıya gitmezsen namersin diyor. Ben en başında sadece bir hafta bekledim. Onu da konuyu doğruluğunu kontrol etmek için. Ben olayı öğrendikten hemen sonra de Devlet Denetleme Kurulu'na da bilgi verdim. Bu olayı Milli İstihbarat da biliyor. Süleyman Soylu da biliyor. Savcı da, emniyet de biliyor. Ben o görevimi baştan bir yurttaş olarak yaptım. Devlet Bahçeli'nin sözü hedefini vurmamıştır. Keşke daha dikkatli konuşsa ve basın müşavirini de bu konuda uyarsın da benzer hatalar yapmasınlar. 76 yaşındaki Bahçeli'nin 75 yaşındaki Dili Paka, ahı gitmiş vahı kalmış yazar diyerek seslenmesi ise dikkat çekti. Ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi demiş ki Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. FETÖ'cüler sanki darbe yapmamış gibi. Hayır darbeye kalkıştınız. Ötekiler de biz darbeyi bastırdık diyorlar. Darbe olsaydı 81 ile tayin edecekleri valiler kimlerdi? Bu liste elinizde yok mu? Meclisteki milletvekillerinin kaçta kaçı bunlarla beraberdi? Darbe için hazırlık yapıyorlardı. Bunların listesi yok mu? Bu listeler varken o listeye rağmen üzerine gitmediniz. Bu nedenle siz darbeyi bastırmadınız. Darbeyi kendi lehinize kullandınız. Diripak savcıya gitmem gerekiyorsa gideyim ancak isteyecekleri durum değil dedi. Bir de uyarıda bulundu. İşin kötü yanı devlet bahçeli ile benim aile ilişkilerimiz var. Sorsaydı ben olayı anında iletmem gereken yerlere ilettim. Ben savcıya gideceksem gideyim. Ama bu çok da isteyecekleri durum değil. İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır.